teşekkür ederiz. Muhteşem bir performans izletti bize Zeynep Hanım. Biz teşekkür ederiz kendisine. Ama Hakan Bey diyor ki daha güzeli sırada. Öyle oturdu yani buraya oturdu. 9800. 9800 evet. Değil mi efendim? Tabii. Madem ki 9200'de başladık artık belli bir nihayet ersin. Ondan sonrasında süre yarışsın. Kesinlikle. Yapılması gereken o. Tebrik ederim. Bakış açısı bu olmalı. Vallahi bu olmalı. Çünkü şans işi bu iş. Bir de ivme işi. Bir yakaladık mı akıyor gidiyor. Umuyoruz öyle olacak. Yakalayalım mı efendim bir an önce? Yakalayalım. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Gelsin. Olma, meydana gelme anlamında Arapça kökenli azıcık naftalin kokan bir kelime. Nokta nokta bulma derler. Vuku. Nedir? Vuku. Vuku. Gayet güzel. Hiç harf almadan. Bak Zeynep Hanım'dan daha iyi bir başlangıç yaptınız. İkincisinde de bir 400 puan rica ediyoruz sizden. Gelsin efendim. Batı kökenli. Yazı karakteri. Harf. Batı kökenli. Punto. O da 4 harfli değil. Bir de karakteri. Hani bunun şeyini biraz büyüt. Neydi o? Punto diye. Siz harf mi istemiştiniz? Harf istemiştim. Harf evet. İstemişlerdi efendim. F harfi. F. Yazı karakteri. Evet. Batı kökenli bir kelime. Film. Film mi? Hı-hı, değil. Yahu böyle bilgisayarı açtığımızda orada duruyor ya zaten. Bunun nokta noktasını biraz büyüt. Font. Fonttur o. Hakan Beyciğim. Basiret bağlanması olarak kabul ediyorum. Hemen yeni sorunuza geçiyorum. Bir daha bağlanmaz. Buyurun yeni sorunuz. Bu çok kolay değil ama kir, pislik, pasak. Leke nedir? Pasak. Tebrik ediyorum. Harf aldırır diye korktuğum sorulardandı. Güzel atlattınız. İki tane mutfak sorusu var demiştim başlamadan önce. Olur demiştiniz. Buyurun ilki geliyor. Bir tür iri ve dolgun taneli pilavlık pirinç. Baldo. Baldo. Yine harf almadan verilen cevap. Harika. Batı kökenli bir kelime elimdeki ilk 6 harfli cevabınızı oluşturuyor kendileri. Buyursunlar efendim. Nasıl bir soruymuş? Görelim. Diyor ki denge. Balans. Hiç gerek yok. İpucuna falan da gerek yok. Maşallah. Buyurun efendim. Hiç bozmuyorum. Arsenik ile eş anlamlıdır. Aynı zamanda bir şeyin en küçük önemsiz parçası anlamında kullanılır bu sözcük. Yanılmıyorsam eğer Arapça kökenli bir kelime. Arsenik ile eş anlam... Hemen mi alalım? Peki. Bir şeyin en küçük önemsiz parçası. Yani benim babam biraz hasistir, cimridir. Vallahi adama nokta nokta koklatmaz. Zırnık. Zırnık. Hemen arka tutunmaz. Evet. Tamam efendim. 4 tane harf alma hakkımız kaldı. Daha ortasına gelemedik ama çok da uzakta değiliz. Şu soruya cevap verdiğinizde tam ortasında olacaksınız. Mastarla bitiyor. Tek kelimeden oluşuyor. Biraz garip bir kelimedir kendileri. Bacakları ayırarak çömelmek veya şaşırıp kalmak bu anlamlara gelir. Bacakları ayırarak çömelmek derken Van Damme'ınki gibi değil. Hayvanın yani bacaklarını ayırarak çömelmesi. Şaşırıp kalmak. Afallamak değil. Evet. Bacakları ayırmak kısmı yardımcı olabilir size de. İşte biraz zor orası. Bir harf alayım ben. Alalım mı? Peki. Alalım. Apışmak. Aynen öyle. Apışmak. Yani köküne inseydik dört evet. Harfli kısmını daha kolay anlatabilirdim de girmeyelim bacaktan dedim oraya. Gelemedim oradan. Evet, hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Buyurun efendim yeni soru. Bir sinema filminin veya televizyon programının takdim niteliğindeki kısa filmine ne deniyor? O fragman. Fragmanı deniyor. 700 puan daha kazandırıyor. Bu cevap size. Buyurun yine mutfağa giriyoruz. İki kelimeden oluşur cevabımız. Genellikle birleşik yazılır yanılmıyorsam. Evet birleşik olması lazım. Buyurun gelsin. Dolmalarda bazı tatlı ve hamur işlerinde kullanılan bir kuru yemiş. Çam fıstığı değil. Sığmadı o. Orada bazı tatlı hamur işlerinde. Dolmalı fıstık diye geldi aklıma da dolma olunca. Birleşik yazılıyor bu. Kuru yemiş gibi tıpkı. Kuş. Kuş kolu. Kuş? Üzümü. Kuş üzümü. Gayet güzel.
Nasıl bir ümidimiş video Hakan Bey. Vallahi tebrik ederim sizi. 5 tanecik soru kaldı elimde. 3 tane harf alabilecek durumdasınız. Süreniz çok güzel. Çok iyi kullandığınız süreyi 54 saniye arttırmıştı hatırlayacaksınız Zeynep Hanım. 3 harfin 3'ünü birden alsanız bile o süreyi arttırabilecek durumdasınız. Yolumuz açık. Aynen bu şekilde devam edelim. Buyurun efendim. Son 8 harfli cevap. Doğadaki örneklerine benzetilerek yapay olarak üretilmiş. Sentetik. Çok güzel. Bileşimli, suni. Üstadım hayran kaldım. Gelsin yenisi. Çok zorlayacağını düşünmüyorum. Tek kelime aradınız. Mastarla bitiyor. Zenginleşmek, aşamalı bir biçimde gelişip ilerlemek. Yani bu kişisel de olabilir, toplumsal da olabilir ki. Birikim. Daha çok toplumsal olanı kullanılır. Toplumsal olan için kullanılır. Tasarruf. Gelişip ilerlemek. Gelişip ilerlemek. Hı. Ülkemiz. Refah erdik. Ülkemiz. Refah değil. Harf alalım mı? Bir tane harf alalım. Aldık bir tane. Ülkemiz. Atakta yani böyle. Şaha kalkmak zaten. Şahlanmak. Tamam. Biraz önce başka bir şey söyleyeyim. Şaha kalk, kalkış. Kalkış. Ülkemiz ne oldu yani? Çağ atlamış. Yok hayır bir harf daha. Bir harf daha. Bir harf daha. N'den sonrası mastar. N'den sonrası mastar. Kalkınmak. Kalkınmak. Şimdi durum şu. Ne yazık ki 53 saniye kaldı geriye. Bir harf alabilirsiniz. Hayır alamazsınız. 54 saniye arttırmıştı çünkü Zeynep Hanım. Harf almadan son 3 soruya cevap vermemiz lazım üstadım. Süreyle. İki kelimeden oluşuyor. Futboldan geliyor. Mekmak diye değil de mema diye bitiyor. Bir nefeste cevaplarsınız. Kolay soru. Son 9 harfli cevap. İki kelimedir efendim. Görelim. Genellikle kale ağzındaki takım arkadaşına uzun mesafeli yüksek pas atma. Orta açma. Orta açma da olur. Daha güzeli, daha yaygın kullanılanı. Plase bırakma. Orta açma çünkü 8 harfli. Uzağa gitmeyin orada. Evet. Fiili değiştirseniz yeter. Ortalanmak tek kelime değil. İki kelime, iki kelime. Orta. Orta kesmek. Orta kesme. Hocam orta niye? Yapma. Orta yapma. Hemen niye jargonu halı saha jargonuna vurdurdunuz? Allah aşkına yapmayın. Uçtu gitti. Son iki soru kaldı geriye. İkisi de harf almadan cevaplanır. İkisi de harf almadan cevaplanır. Ha gayret. Belirli bir mikroorganizmaya karşı vücudun sahip olduğu direnç. Vücudun... Bağışıklılık. Bağışıklık. Gayet güzel. 8300. Son soru son cevap. 16 saniye içerisinde tokatı şunun tepesine indirdiniz mi bu iş bitti. Haydi hayırlı olsun. Buyurun gelsin. Olacak bu iş. Buyuruz. Belli bir noktayı önemli, dikkat çekerek belirtmek. Betimlemek. Hayır betimlemek değil. Belli bir noktayı. O noktayı dikkat çekerek belirtmek. Özellikle o noktayı... Altını çizmek. Tek kelime. Hop, bastık bastık. Vallahi bastık. Belli noktayı önemli. Dikkat çekerek belirtmek. O kısmını özellikle... Şahitlemek. Yani burada bir problem olduğunu önemli belirtirim. Biraz böyle metaforik bir tabir var da o kadar da giremiyorum. Zeynep Hanım bakıyor. Böyle bir hani dikkat çekecek şekilde böyle. Hani mesela anlatırken de filan değil mi? Vurgulamak. Nedir efendim? Vurgulamak. Vallahi bildi. Tebrik ediyorum size. Teşekkür ederim. Bir an yani hani dedim ki yok herhalde olmayacak. Bir an demiş Zeynep Hanım da oldu ama vallahi işin içerisinden ne güzel sıyrıldınız. Çok sağ olun. Zaten bir önceki o U dönüş de harikaydı. Kickbox ve yoga ile ilgileniyor kendisi. O yüzden çok atik ve çevik bir yarışmacı. Yoga ile yeni ilgilenmeye başladım pandemi döneminde. Bu çeviklikle onu da halledersiniz Hakan Bey. Kocaman alkışlar. Çok teşekkür ederim.
Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Günümüzü gün ettiniz. Vallahi öyle. Çok güzel performanslar izledik sayenizde. Beraberinde eğlendik vallahi. Evet, çok iyi. Çok çok teşekkür ederim efendim. Bu güzel grubun şahane bir temsilcisi var. Hafta finalinde sizleri temsil edecek. Bu sefer 9800 yapacak. İnşallah. Bir alkış lütfen. Şunu da teslim edeyim efendim size. Güzel günlerde harcar, harcarken bizi hatırlarsınız. Çok sağ olun. Zaten öyle çabuk unutmayın. Birkaç gün sonra bir aradayız. İnşallah. Hadi hayırlısı bakalım. Sağ olun. Birlikte kapatalım mı? Tabii ki. Gönderin, gönderin. Bizi biraz şımartın efendim. Rica ederim. Efendim çok güzel bir bölümdü. Bütün yarışmacılarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dünya tatlısı insanlar. Hakikaten çok güzel bir bölüm oldu. Sizleri de bekliyoruz. Katılmak istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. O gün gelinceye kadar da kendinize iyi bakın. Bizi de öksüz bırakmayın. Hoşçakalın.